Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz deneme, eleştiri ve mektup. Bu derste deneme, eleştiri ve mektup türlerinin tanımları, sınırları ve özelliklerine değinilecek. Daha sonra ise Batı ve Türk edebiyatında bu türlerin nasıl gelişim gösterdikleri konusu ele alınacaktır. Öncelikle deneme ile başlayalım. Tanım ve özelliklerinden başlayalım. Deneme sözcüğü Fransızca essay'den geliyor. Adını ve kesim biçimini 16. yüzyılın ikinci yarısında Montaigne'in Denemeler adlı eserinden alıyor. Deneme arkadaşlar özgür düşüncenin ve yazının kendi özgürlüğünün aslında ifadesi olan bir tür. Deneme benim kitabıdır. Yani deneme demek ben demektir. Ve insanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. Batı edebiyatına denemeye geldiğimizde deneme türünün ilk örneklerini Yunan ve Latin edebiyatlarında görüyoruz. Eflatun'un ve Cicero'nun bazı eserleri deneme özelliği gösteriyor. Dünya edebiyatında da Claudel, Valéry, Gide, Eliot, Camus, Proust, Barthes ve Amin Maalouf gibi yazarlar diğer türde eserler verdikleri gibi deneme türünde de günümüze kadar eserler veren isimler. Türk edebiyatında denemeye geldiğimizde ise edebiyatımızda Tecrübe-i Kalemiye adıyla girdiğini, gazeteler vasıtasıyla girdiğini görüyoruz. Tercüman-ı Ahval'in yayın hayatına başlamasıyla beraber musahabe başlığı altında yer alan fıkra ya da sohbet olarak adlandırılan örneklerde deneme özellikleri görmeye başlıyoruz. Türk edebiyatında deneme ile ilgili önemli örnekleri Ahmet Rasim, Ruşen Eşref, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Salah Birsel ve Türk edebiyatında denemeyi asıl kimliğine kavuşturan ve deneme beynin ülkesidir diyen Nurullah Ataç gibi isimler önemli deneme yazarlarımızdır. Bir diğer türümüz eleştiri arkadaşlar. Eleştiri ise bir sanat ya da düşünce eserini belli estetik ölçütler çerçevesinde sistemli bir biçimde değerlendiren, ait olduğu toplumun sanat ve düşünce dünyası içindeki yerini belirleyen yazıdır. Eleştiri batıdaki kritik yani Yunanca'daki krites sözcüğünden geliyor. Bunun anlamı hükümdür. Eleştirinin iki tane temel işlevi var. Birincisi bilgilendirme, ikincisi ise tahlil. Türk edebiyatında eleştiri yani tenkit kavramına baktığımızda Türkçe'de Fransızca kritik kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor. Tanzimattan önce ilmi nakt, tanzimattan sonra ise bir şeyin değerini vermek anlamında intikad ve muahize gibi kelimelerle karşılanıyor. Batı edebiyatına baktığımızda ise Batı edebiyatında eleştiri dört döneme ayrılıyor, dört dönemde inceleniyor. Klasik dönem, neoklasik dönem, romantik dönem ve modern dönem olarak değerlendiriliyor. Klasik eleştirinin tarihçesine baktığımızda ilk çağlara kadar uzandığını görüyoruz. Bu dönemler eski Yunan ve Latin dönemlerini kapsıyor. Sanat eseri üzerindeki ilk sistemli çalışmayı Platon'da görüyoruz. Yine bu dönemde Aristo'nun Poetika adlı İlk edebiyat teorisi, kuramı, tenkit örneği çok önemlidir. Onu da bu dönemde görüyoruz. Orta çağda eleştiri alanında da tiyatroda olduğu gibi eleştiride de kayda değer bir gelişme görmüyoruz. 18. yüzyıla kadar etkili olan eleştiri anlayışı neoklasik eleştiri başlığı altında değerlendirilebilmektedir. 19. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasik eleştiri anlayışına karşı olarak ne gelişiyor? Romantik eleştiri gelişiyor. Hugo'nun Cromwell ön sözü ile Hernani piyesi 1830'daki Fransa'daki romantik hareketi ivme kazandıran edebi metinler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu dönemlerde yine psikolojik eleştiri Borg'un işte Taine'in ırk, çevre ve an kavramlarına dayanan eleştiri kavramı, eleştiri yöntemi. Brunetière'in objektif eleştiri ile tekamül teorisini birleştiren deneyimleri eleştiri anlamında önemli yöntemlerdir. Modern eleştiri dönemi ise günümüze kadarki süreyi kapsayan dönem.
izlenimci eleştiri ve Lanson'un edebiyat tarihi yaklaşımı, Thiabaud'un zeka ile sezgiyi birleştiren yaklaşımı, Barthes'in yapısal anlatı çözümlemeleri ve gösterge bilimsel yaklaşımı, Derrida'nın göstergeleri yerinden eden yapı bozumcu yaklaşımı, İtalyan gösterge bilimci Eco'nun ve metinler arası çalışmalarıyla bilinen Kristeva'nın ismini zikretmek önemli. Çünkü bunlar bu alanda, eleştiri alanındaki bu modern dönemde önemli eleştirmen ve kuramcılardır. Türk edebiyatına geldiğimizde, edebiyatımızdaki eleştiriye geldiğimizde ilk örneklerini Tezkire ve Belagat kitaplarında görüyoruz. Tanzimat sonrası edebiyat eleştirisinde iki tavır göze çarpar. Birincisi, divan edebiyatının, yani eski Türk edebiyatının bütünüyle reddi veya eleştirilmesi. İkincisi ise batılı edebi örneklere benzer yeni bir edebiyat kurulması çabaları olarak görülüyor. Namık Kemal'in Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir makalesi ve diğer eleştirel görüşlerini içeren mukaddimeleri, Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesi ile Haravat mukaddimesi, Abdullah Hamit'in Makber mukaddimesi, Ekrem'in Talim-i Edebiyat adlı eseri edebiyat tarihimiz açısından ilk önemli metinler. Servet-i Fünun'un edebiyatının tenkit anlayışına baktığımızda burada en önemli isim olarak Ahmet Şuayb'ı görüyoruz. Şuayb'in Tein ve Flaubert'in görüşlerinden etkilendiğini görürüz. Servet-i Fünuncular batılı anlamda bir edebiyat eleştirisi anlayışının yerleşmesinde etkili olmuşlardır. Daha sonrasına baktığımızda, yani ikinci meşrutiyet sonrasına baktığımızda milli edebiyatın dilde sadeleşme ve millilik kavramı etrafında geliştiğini görürüz. 1923'te, yani Cumhuriyet'ten sonra ise milliyetçilik ve çağdaşlık temalı yeni bir edebiyata yönelindiğini söyleyebiliriz. Eleştirmenlerin görüşlerini, edebiyatımıza dair eleştirmenler 3 farklı grupta tasnif ediliyorlar görüşleri itibariyle. Birincisi, eskiyi toptan reddedenler. İkincisi, eskiden yararlanmanın doğru olmayacağını öne sürenler. Üçüncüsü ise edebiyatın süreklilik arz ettiği için bir başlangıç aramanın aslında doğru olmayacağını savunanlar olarak tasnif ediliyor. Eleştiri tarihinin temelini Tanpınar, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Mehmet Kaplan gibi isimlerin çalışmaları edebiyatımızda ne yapmıştır? Belirlemiş ve yönlendirmiştir. 1950 sonrasına geldiğimizde ise Hüseyin Cöntürk, Mehmet Fuat, Fethi Naci, Asım Bezirci gibi eleştirmenlerin eleştiri anlayışımızda önemli yerlerinin olduğunu görürüz. Bir başka türümüz ise mektup arkadaşlar. Mektup, biliyorsunuz, insanların birbirleriyle yazılı olarak haberleşmelerini sağlayan bir vasıta. Zaman içerisinde yazarının duygu ve düşüncelerini, bir konu hakkındaki görüşlerini aktaran bir edebi tür haline geliyor. Edebiyat ve fikir adamlarının özel mektupları edebiyat tarihi açısından son derece kıymetli belgelerdir. Avrupa'da antik dönemden itibaren şekillenmeye başlayan mektup, Orta Çağ ve Rönesans'ta gelişimini sürdürür ve bir edebi tür olarak 19. yüzyılda gelişimini ne yapar? Tamamlar. Mektupların en belirgin özelliği samimi bir dille yazılmalarıdır. Edebiyatta kadının İtiraf ve itiraz dilidir. İslam edebiyatlarında da yine süslü nesir olarak karşımıza çıkıyor mektup türü. Batı edebiyatında mektuba geldiğimizde, Latin edebiyatında hicivden sonra en gelişmiş türdür mektup. Cicero'nun, Horatius'un, Ovidus'un, Seneca'nın mektupları türün ilk gelişmiş örnekleri olarak gösterilebilir. Fransa edebiyatında mektuba baktığımızda 16. yüzyılda Montaigne'in mektupları önemli. Yine türün en önemli temsilcisi Sevin olur. Madame de Sevin çok önemli bir isim. Türün en önemli temsilcisi oluyor Fransa'da. 18. yüzyıla geldiğimizde Voltaire ve Diderot, 20. yüzyılda ise Gourmont ve Guide ve Valéry gibi isimlerin mektup türünde önemli örnekleri verdiğini görürüz.
Alman edebiyatında mektuba baktığımızda Alman edebiyatında orta çağda din adamları arasındaki yazışmalarda kullanıldığını, daha sonraları insanların duygularını anlatan bir tür olduğunu görürüz. 16. yüzyılda günlük hayatı anlatıyor. 18. yüzyıla geldiğimizde artık tutkuları ve günlük hayatı anlatıyor. Mektuplar Alman edebiyatında. Alman edebiyatındaki önemli mektup yazarları arasında Lessing, Goethe, Schiller, Nietzsche ve Rilke gibi isimleri sayabiliriz. Rus ve Amerikan edebiyatlarına baktığımızda Rus edebiyatı mektup yönünden Avrupa'daki örnekleri kadar nitelikli değil. Pushkin ve Lermontov'un yakın çevrelerine yazdıkları ve genellikle Fransızca olan bu metinler daha alandaki Rus edebiyatındaki en önemli örnekler. 19. yüzyılda Rus edebiyatında eleştiri alanında tanınan Beliski'nin çağdaşlarına yazdığı yine bu mektuplar tenkit tarihi açısından oldukça kıymetli. Yine bir başka isim olarak Gorki'nin mektuplarını dil ve içerikleri açısından önem arz eden metinler olarak gösterebiliriz. Amerikan edebiyatında mektup 18. yüzyılda önem kazanmaya başlıyor. Gazetelerin de yaygınlaşması politik ve sosyal konuların tartışıldığı bir tür haline getiriyor mektupları. Zamanla mektuplar yerini ferdi içerikli örneklere bırakıyorlar. Benjamin Franklin ve Emerson'un yazışmaları mektup edebiyatının önemli örnekleri arasındadır. Bunun dışında da Amerikan edebiyatında Alan Poe, Mark Twain, Henry James ve Ezra Pound gibi belli başlı mektup yazarları sayılabilir. Türk edebiyatında mektuba baktığımızda 2. Mahmut devrinde ilk posta teşkilatının kurulduğunu görüyoruz. Bu dönemden sonra posta teşkilatının kurulmasından sonra mektuplaşma artmaya başlıyor ve Abdülaziz'in ilk yıllarında mektuba devlet taahhütüyle yani pul getirilmesi suretiyle devlet taahhütüne girmesiyle ne yapıyor? Mektup yaygınlık kazanmaya başlıyor. Türk edebiyatında mektup turu önceleri inşa adıyla biliniyor. Ancak asıl gelişmesini 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiriyor. Tanzimat sonrasında sadece bir haberleşme aracı olmaktan çıkıyor mektuplar. Özel, resmi, tartışma ve eleştiri içerikli mektuplar gibi içerikler kazanırken mektup gezi yazıları ve roman ve öykülerde bir anlatım biçimi olarak da kullanılmaya başlayan bir işlevsel türe dönüşüyor mektuplar. Tanzimat öncesinde mektup arkadaşlar ilk örneklerini münşaat mecmualarında gördüğümüz bir türdür. Mektubat-ı Şeyh Aziz Hüdayi, Mektubat-ı Sezai gibi eserler sadece mektuplardan oluştuğu için mektubat adı altında toplanıyorlar. 16. yüzyılda Fuzuli'nin şikayetnamesi biliyorsunuz önemli. Bu yıllarda yazarının iç dünyasını aksettiren, görüş ve düşüncelerini yansıtan bir mektup geleneğinden bahsedemiyoruz. Tanzimat sonrasına geldiğimizde ise özellikle Batı etkisiyle ne yapıyor? Toplum değişim göstermeye başlıyor ve bununla beraber mektup da gelişmeye başlıyor. Özellikle de devrin önemli şahsiyetlerinin yani Namık Kemal Ziya Paşa gibi isimlerin İstanbul'dan uzaklaştırılması ve aynı dönemlerde çeşitli tartışma ve eleştirilerin mektuplar aracılığıyla sürdürülmesi türün edebiyatımızda gelişme göstermesinin önemli nedenleri arasındadır. Akif Paşa'nın yine Akif Efendi'nin eserleri mektup edebiyatının ilk örnekleri arasında sayılabilir. Bu dönemde mektup her konuyu işleyen ve üslup bakımından çeşitlilik gösteren bir tür. Tanzimattan günümüze kadar mektupları ana hatlarıyla 3 başlık altında ele alabiliriz türleri açısından. Yani mektuplar ya tartışmaları konu almıştır, ya ferdi gözlem ve izlenimleri konu alıyor veya roman hikayelerde anlatım tekniği olarak kullanılan mektuplar olarak karşılaştığımız türler olarak sayılabiliyor. Edebiyat tartışmalarını konu alan mektuplara geldiğimizde örnek olarak Muallim Naci ile Beşir Fuat arasında yazılan İntikat, Beşir Fuat ile Fazlı Necip'in mektuplaşmalarını içeren Mektubat, Muallim Naci ile Ahmet Mithat'ın yazışmalarından oluşan Muhaberat ve Muhaverat gibi eserler
bu içerikteki önemli mektuplardır. Ferdi gözlem ve izlenimleri konu alan mektuplar ise Yahya Kemal'in mesela Mektuplar Makaleler, Cahit Sıtkı'nın Ziya'ya Mektuplar, Peyami Safa'nın Kızıl Çocuğa Mektuplar, Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e yazmış olduğu Mapushane'den Mektuplar ve Tanpınar'ın Antalyalı genç kıza mektup adlı mektubu edebi açıdan önem arz eden metinler. Anlatım tekniği olarak mektuplara baktığımızda ise mektubun anlatım tekniği olarak kullanıldığı romanlara mektup roman diyoruz. Tek bir kişi konuşuyorsa, tek bir kişinin yazdığı mektup romanlar, tek sesli mektup romanlar, farklı kişilerin farklı üsluplarla yazdığı mektuplardan oluşan mektup romanlar ise çok sesli olarak adlandırılmaktadırlar. Bunun ilk örneğini edebiyatımızda Ahmet Mithat Efendi'nin Felsefe-i Zenan'ında görüyoruz. Edebiyatımızda türün önemli örneklerini zaman içerisinde Halide Edip, Şükufe Nihal, İnci Aral ve Leyla Erbil gibi kadın yazarların kaleminde olgunlaştığına tanık oluruz. Yine Reşat Nuri, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Sait Faik ve Oğuz Atay gibi yazarlarımızın anlatım tekniği ve sosyal bir eleştiri aracı olarak mektup türünden yararlandığını, anlatım tekniği olarak kullandığını görürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diyorum. İyi günler.